Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanoğlu bu imtihan dünyası olan bu alemde yaşarken başına birçok olaylar gelir. İyi olaylar da gelir, hoşa gitmeyen olaylar da gelir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da haber verdiği gibi, sizin diyor bazen şer gördüğünüz, beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız şeyde sizin için hayır vardır. Beğendiğinizde de şer vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor ayet-i kerimede. Sonradan yaşadığımız bazı olumsuz olayların iyi ki öyle olmuş dedirten hayırlı cihetleri ortaya çıkar. İnsan Allah'a şükreder. Bezzüman Hazretleri mealini verdiğim ayet-i kerimeyi bu akşamki Kastamonu layıkasının yani 127. mektubun başına alarak Risale-i Nur'la alakalı olaylara bir açılım, bir izah getirmiş. Şöyle: Aziz Sıddık kardeşlerim, Asa en tekrehu şeyen ve huve hayrullekum sırrıyla, işte bazen de sevmediğiniz şey hakkınızda daha hayırlı olabilir mealinde olan bu ayet, Bakara suresinin 216. ayeti. Başka surelerde de bu ayet tekrarlanmış Cenab-ı Hak tarafından. Beğendiğiniz şeyde de sizin için şer vardır. Siz onu da bilemezsiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. İşte bu ayetin sırrıyla çok tecrübelerin neticesinde çok defa zahiri muvaffakiyetsizlik hakkımızda birer inayet perdesi olduğuna bir emaresi. Yani bazen hizmette muvaffak olamayışımız bile Allah'ın bizim için özel bir korumasına vesile olduğunun delili. Bu sene biz her tarafta bir nevi taarruz, o taarruzdan bir nevi cüz'i tevakkuftur, hizmette durgunluk. Hem matbaaların kapıları şimdilik Risale-i Nur'a, hatta yeni hurufla yani Latin alfabesiyle dahi kapanması hayırdır. Birkaç cihette inayettir, Allah'ın yardımıdır ve himayettir, aynı zamanda Allah'ın korumasıdır. Zahiren şer gözüken olayda bile Cenab-ı Hak Risale-i Nur hakkında hayırlara vesile kıldığını ifade etmesi ne kadar ilginç. Ayete dayanarak üstadımız bunu söylüyor. Evvela bu sene perde altında insanlar eşeddi zulüm, yani çok şiddetli zulüm ile rızık hakkında bir dehşetli ameliyat, yani çok kıtlık, kuraklık yılları olmuş. 30'lu 40'lı yıllar boyunca, özellikle 40'lı yıllar boyunca. Ve kader ilahi hakimane, çok hikmetli bir adaletle çoktan beri terakküm eden yığılan zekatları, yani verilmemiş olan zekatları ve cizyeleri, vergileri almak ve hadden çok ziyade tecavüz eden hırs duygusu, haddinden fazla hırs duygusu ve ihtikarı, kara borsacılığı tokatlamak için ummi bir ameliyat-ı cerrahiye hengamında elbette yalnız imanı ve ahireti hasr-ı nazar eden, bütün nazarını ahiret cihetine yoğunlaştırıp oraya hizmet eden ve vazife noktasında hayat-ı içtimaiyeye, sosyal hayatı çok bakmayan ve ihlası tamı, tam ihlası kazanmak için hiçbir maksada alet ve hiçbir dünyevi cereyana tabi olmayandır Risale-i Nur'un
parlak ve kuvvetli hizmeti tesettür perdesi altından çıkıp aşikar bir tarzda olsaydı, yani bu tevakkuf, durgunluk hizmette bir atalet, gevşeklik dönemi olmayıp da parlak bir şekilde bu hizmetler devam ediyor olsaydı, herhalde birinci ameliyat-ı insaniye ona erişecekti. Yani o hırsla dünyaya saldırmak meselesi var ya, birinci ameliyat-ı insaniye oydu. Rıza-nur'u erişeceklerdi o zaman. Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye, rızık ve mide üzerine olması cihetiyle ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti, bakmayacaklar hiçbir sanıra, mideleriyle meşgul edecekti veyahut o hizmetin ihlasını bir derece kırıp maişet derdinin bir hissesi onda bulunacaktı. İşte bu arızalar olmasın diye, bu yanlışlar meydana gelmesin diye Cenab-ı Hak yapılan taarruzlar neticesinde hizmette bir tevakkuf, bir durgunluk, bir gerileme olmasına sebep olmuş. Üstad Hazretleri de iyi kör olmuş diyor. Yoksa bize ciddi anlamda resmi makamlar ilişeceklerdi. Zaten sesleri soluklarını kestik, ilişmeye de gerek yok nazarıyla bakmışlar. Rahmet olmuş Rıza'nın hizmeti için diyor Üstad Hazretleri. Saniyen ikinci bir nokta, yazılmasına şimdilik lüzum yok. Neydi onu biz de bilmiyoruz. Yazmasına gerek olmadığına göre merak etmeye de gerek yok. Sami Kıraç, sen biliyor musun bu ikinci noktayı diye sormayın. Çünkü üstad yazmamış zaten, ben nereden bileyim? Salisen üçüncü bir nokta, izharına, açıklamasına bu zamanda izin yok. Bir de ayrı bir şey bu. Fakat madem şakirtlerin, nur talebelerinin gayret ve şevk ve himmetleri şimdiye kadar matbaalara ihtiyaç bırakmamışlar, İnşallah o kutsi hizmette devam edip o elmas kalemlerle neşri envar edecekler. Yani iman nurlarını Risale-i talebeleri harf inkılabından sonra Kur'an yazısını muhafaza etmek de Risale-i Nur'un bir vazifesi olmasından dolayı umum nur talebeleri Afyon savcısının ifadesine göre o tarihe kadar 20 sene içerisinde 600 bin nüsha Risale-i Nur yayılmış, yazılmış ve Anadolu'nun her tarafına yayılmış, neşredilmiş. Yani bazı hizmetteki gevşemelerin ve matbaaların da bize yüzümüze kapanmasının rahmet olduğunu üstad izah ederek, şimdiye kadar Risale-i Nur'u yazarak gelen nur talebeleri yine yazmaya devam edecekler. Boş durmayacaklar. Madem bütün mesleğimize muhalif olan yeni hurufu, yeni harfleri bir iki risale için kabul ettiğimiz halde matbaacılar çekindiler. O hayr-ı azimi kaybettiler. Yani mesela Asay Musa için, bir de gençlik rehberi için yeni yetişen nesiller istifade etsin diye Latin alfabesiyle matbaalarda basılmasına izin vermiş. İzin vermiş ama matbaacılar devlet korkusundan çekinmişler. Basmamışlar ve o büyük hayırdan mahrum kalmışlar. Siz o iki risaleyi bizim hesabımıza, kahraman kardeşlerimizden 20-30 zatı tevzi ederek dağıtarak 20-30 nüshayı eski hurufla, yani Kur'an yazısıyla yazdırınız. Yazan kalem sahiplerine daimi hasenat kazandıran o pek büyük hayrı siz kazanınız. Matbaacılar kaybettiler madem o sevabı, onun yerini siz kazanın. Eğer yeni hurufla, yeni harflerle, el makinesiyle
O iki risaleden yazılmış nüshalar varsa bize bazı nüshalar gönderiniz. Yani gözden geçirmek için, tahsih gereken yerleri düzeltmek için bir iki nüsha bize gönderiniz diye Bediüzzaman kısa mektubunu böyle tamamlamış. 128. mektuba geldik. İşarat-ı Kur'aniye, yani Risale-i Nur'a, Kur'an-ı Azimüşşan'dan 33 Kur'an ayetinin işaret etmesi ve 3 Kerameti Aleviye, Hazreti Ali Efendimiz'in 3 kerameti ve Keramat-ı Gavsiye hakkındaki Sikki-i Gaybiye Risalesine bir tembih ve ihtardır. Bu gayet mahrem risaleler nasılsa muannit, inatçı bir namahremin, yabancı bir adamın eline bu risalelerden birisi geçmiş. Gayet sathi, yüzeysel ve inat nazarıyla bir iki yerine haksız bir itiraz ile ehemmiyetli bir hadiseye sebebiyet verdiğinden bu mecmua Risale-i Nur'un has talebelerine, belki ehassı havassa, yani nur talebelerinin en seçkin üst tabakasına dahi mahsus olduğu halde ve benim vefatımdan sonra intişarına, yayılmasına müsaade olmasıyla beraber, şimdi mezkür hadisenin sebebiyle herkese değil, belki ehli insaf ve Risale-i Nur'la alakadar ve talebelerinden bulunanlara aslardan birkaç şakirtin tensibi, yani münasip görmesiyle, gösterilebilir fikriyle yazdık. Bu üç mesele hakkında birkaç nokta üstad yazmış. Bu noktalardan ikincisi şöyle: bu risale Sikki-i Gaybiye, kitabın adı bu. Yani Sikki-i Tasdik-i Gaybi. Gaybi imzaların tasdik edildiği kitap anlamına geliyor. O kitap baştan aşağıya kadar bir tek neticeye bakar. Bine yakın emareler, ipuçlarıyla, delillerle Risale-i Nur'un makbuliyetine gaybi bir imza basıldığını ispat ediyor. Yani Kur'an'ın 33 ayetiyle Risale-i Nur'u işaret etmesi, hem Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın hem Celcelitiye hem Ercüze kasidelerinde Risale-i Nur'a parmak basması, hem de Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin münacatında, duasında Risale-i Nur'dan bizzat haber vermesi, Risale-i Nur'ların makbuliyetine gaybi imzalar hükmündedir olduğunu üstad ikinci noktada beyan etmiş oldu. Üçüncü nokta, bu Risale-i mütalaa eden zatlar inceden inceye, hususan cifri hesabatına meşgul olmaya lüzum yok. Hem bir kısmı anlaşılması da zararı yok. Hem umumunu okumak da lazım değil. Hem Keramet-i Gavsi'nin ahirinde 224. sayfada Şamlı Hafız Tevfik'in fıkrasından başlayıp ahire kadar mütalaadan sonra ve baştaki mukaddemeyi de okuduktan sonra istediği parçayı okusun diye Tasdik-i Gaybi mecmuasının okunma tarzını üstad bu mektubunda ifade etmiş oluyor. Böyle yaparsa daha faydalı olur diye yol gösteriyor. 129. mektuba geldik. Aziz Sıddık kardeşlerim, hem Katip Osman'ın, hem mübareklerden İbrahim'in, hem Nur Fabrika sahibinin, yani İslam köylü Hafız Ali abinin, hem Hulusi Saniye'nin mektupları, ikinci Hulusi dediği de Isparta içinde hizmet eden Hüsrev abi. İşte o ikinci Hulusi olan mektupları bir iki günde geldiler. Merakla mahzun kalbimizi müferrah eylediler. Katip Osman'ın mektubunda
hususi selamlarını gönderdiği zatların, hususan Kahraman Rüştü, İsparta'daki Nur talebesi bunlar, Rüştü, Zühtü, Bedevi ve Nuri kardeşlerimize hasreten ve umuma selam ve selametlerine dua ve Hüsrev'in yakında gelmesinin tebşir müjdelenmesi onun hakkındaki merakımızı izale etti. Yani askere giden Hüsrev abinin dönüşü de yakınlaştığı diye müjde vermişler mektuplarında. Maşallah, Katip Osman da Hüsrev gibi mucibi merak noktaları yazıyor. Onun mektubunu getiren Halıcı İbrahim demiş ki, Sıddık Süleyman, Rüştü buraya gelmek ihtimali var. O kahraman kardeşimin yakinen bilsin ki, o kahraman kardeşim yakinen bilsin ki ben ondan ziyade ona müştakım, arzuluyum. Fakat o her gün has dairesinin birinci safında manen yanımızda bulunuyor. Manevi kızaçlarımıza da hissedar oluyor. Bizim mesleğimizde sohbet-i Suriye ehemmiyeti azdır. Yani yüz yüze sohbet etmek güzel bir şeydir ama çok da bizim mesleğimizde önemli değil. Zaten bu mektuplar marifetiyle geniş bir sohbet dairesinde birbirimizle konuşuyoruz. Benim mektuplarım, sizin mektuplarınızda işte bu hem Bar layıkasında hem Kastamonu hem Emir Dağ layıkalarına konmak suretiyle geniş bir sohbet dairesi kurmuşuz. Ayrıca yüz yüze gelerek bir mecliste oturup konuşmaya fazla ehemmiyette kalmıyor diyor bu cümlede. Hem bu dehşetli ameliyatı dahiliye hengamında ve yol masrafı çok ziyade olduğundan gelmek münasip olmuyor. Yani illa bir sürü masraf edip üstadı Emir Dağı'nda görmek isteyenlere üstad gerek yok diyor. Yani siz hangi Risale'yi açıp okusanız Kur'an hizmetkarı Said'le görüşmüş olursunuz diyor. Bir sürü masraf edip bir kısmı da görüşemeden dönüyor. E ben de o zaman üzülüyorum. Fazla bu meseleye dikkat. Yani illa gideyim diye uğraşmayın anlamında söylemiş bunu. Ve vehham, evhamlı ehli dünya burada ziyade bize dikkat ediyorlar Emir Dağı'nda. Hatta bu bayramda kapımız ziyaretçilere kapadık. Hafız Ali'nin mektubunda Rüştü'nün bir teşebbüsü var ki gençlere ait 4-5 parça ders ki Hafız Mustafa'ya vermiştim ki tab etsin. Yani bastırsın matbaada. Cenab-ı Hakk'a şükür sizin kesretli yani bol kalemleriniz matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Eğer kolayca, ucuzca mümkün olsa eski veya yeni hurufla, yeni harflerle yaparsınız matbaada basılma meselesini. Hafız Ali'nin mektubunda Risale-i Nur'a karşı kemali mahviyetle kemali ihlası ve irtibatı onun eskiden beri takdir ettiğim bir hasiyeti mümtaziyesini göstermekle beraber yani Hafız Ali'nin kendisine has çok seçkin bir karakteri ve hususiyeti var. Onu göstermekle beraber benim gibi bir biçareyi de şefaatçi yapıp ben de onun kemali samimiyetini şefaatçi yapıp duasına amin derim. Demek ki Hafız Ali abi üstadı yazmış olduğu mektubunda çok sitayişkar cümleler kullanmış ve sonuna dua da etmiş. Üstad Hazretleri ben de onun samimiyetini vesile yaparak onun yaptığı dualarına amin diyorum diye mektubun bu kısmında bunu ifade etmiş. Mübarek köyünden, mübarekler cemaatinden, mübarek İbrahim'in bereketli mektubunu okudum. Beni memnun eden çok sözler var içinde. Ve bilhassa benim başıma yağan yağmurdan rüyada içmesi, yani Savköylü İbrahim Gül abi, rüyasında üstadın başına yağan yağmurun suyunu içtiğini görmüş. Evet, rüyasında içmesi ve biraderzadesi Osman'ın
İleride Risale-i Nur'a talep olması, kendini okutması bizi mesrur eyledi, sevindirdi. Cenab-ı Hak öyle mübarekleri o köyde çoğalsın. Amin. İşte üstadımızın bu duaları bereketiyledir ki Stav köyü kadın erkek, efendim, genç ihtiyar 1.000 kalemle bir köyde 1.000 kişi Risale-i Nur'u yazmaya başlamış. Allah o kalem sahiplerini çoğaltsın duası Allah tarafından kabul olmuş ki köyün muhtarıyla bir hacı hariç herkes Risale-i Nur yazar hale gelmiş. Üstadın duasının kabulünün bir belgesi olarak o noktaya gelmiş köy ahalisi. 130. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine, doğruluğuna ve ehemmiyetine dair bir imzayı gaybi bir imza hükmünde olan yazdığınız mecmuayı işarata, işaretler mecmuasına lahikadan, mektuplardan, intihab ettiğinizden, seçtiklerinizden iki misli daha ilave ettik. Eğer siz de kendinize öyle bir mecmua yazmışsanız, ilave ettiğimiz miktarı size de göndereceğiz. Bu mecmuanın gösterdiği kıymet, Risale-i Nur'da bulunduğunu, bu zamanın dehşetli fırtınaları ispat ediyor. Evet kardeşlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam İncil-i Şerif'te demiş ki, ben gidiyorum ta size tesellici gelsin. Yani Ahmet Aleyhisselatü Vesselam gelsin demesiyle Kur'an'ın beşere, bütün insanlığa gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi, tesellisidir. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra aleme reis olacak ve insanlığın dehşetli ümitsizliğini ümit ve teselliye dönüştürecek bir peygamber geleceğini ayetlerin lisanıyla İsa Aleyhisselam haber vermiş. E peki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişinin üzerinden 600 sene geçtikten sonra 20 Nisan 571 tarihinde, miladi 571 tarihinde doğan kainatın efendisi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine 40 yaşındayken indirilen Kur'an'da sadece İslam dünyasının değil, bütün insanlığın ölüm endişesini ve kabrin arkasında kendilerince ebediyen yok olup gitmek dehşetli kanaatini değiştirerek insanlara ebedi bir hayat müjdesi getirmek suretiyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bahsettiği o tesellici Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu ortaya çıktı. Ve her asırda 350-400 450 milyon mensubu bulunan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman onun dinine mensup olmak suretiyle İsa peygamberin müjdelediği o peygamberin ne büyük bir peygamber olduğunun belgesi, delili olmuş oluyor. Evet, bu dehşetli kainatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fezada her şeyle alakadar olan insan için hakiki teselli ve istinat ve istimdat noktalarını, yani Allah'a dayanmak, ahiret inancının yardım almak noktalarını yalnız Kur'an veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç bu zamanda, bu asırda, en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi ispat eden, gösteren Risale-i Nur'dur. Yani Kur'an 1400 sene evvel Allah'ın kelamı olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen Allah kelamıdır. O
her çağa hitap eden dersleriyle asırlardan beri insanlığı aydınlatarak geliyor Kur'an-ı Kerim. Ama ahir zaman denilen ümmet-i Muhammed'in dehşetinden korktuğu ve şerrinden Allah'a sığındığı ahir zaman fitnelerinde insanlığın tam bir ümit kaynağı olan Kur'an name hesabını teselli veren elbette Risale-i Nur'dur. Çünkü zulümat ve evhamın, manevi karanlıkların ve korkuların menbaı olan tabiatı o delmiş geçmiş, hakikat nuruna girmiş ya. Her şey tabii tesadüfi olaylar sonucu meydana gelmiş diyen dinsizlerin fikirlerine bedel, tabiat denilen şey bir sanattır, kendi kendini yapan bir sanatkar değildir. Bir kanunlar toplamıdır ama tabiat kanun koyucu değildir. Fıtrat kanunlarının tamamıdır ve Allah'ın aleme koyduğu adetullah ve sünnetullah kanunlarıdır diye tabiatı paramparça etmiş Risale-i Nur'la Bediüzzaman Hazretleri. Ve insanlığın dehşetli ölümle yok olup gitme ümitsizliğini, hayır yok olup gitmek yok, insanları bekleyen, inanan inanmayan herkesi bekleyen bir ahiret diyarı var. İnanıp gereğini yapanlar için bir cennet var. İnsanları bekliyor, müminleri. İnanmayıp inkar edenleri de bekleyen bir cehennem var. Ağzını açmış, cehennem de kendisine gelecekleri bekliyor. Diye Risale-i Nur Kur'an name hesabına bu asırda o hakikatleri ispat etmiş. 16. söz gibi ekser parçalarında hakaik-i imaniyenin yani iman hakikatlerinin tılsımlarını keşif ve izah edip aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. İşte bu hakikat içindir ki bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda usandırmayacak bir tarzda çok tekrarla beraber aklı başında olanları Risale-i Nur'la meşgul ediyor. Refet Bey'in mektubunda dediği gibi Risale-i Nur'un en bariz açık hasiyeti özelliği usandırmamak. 100 defa okunsa 101. defa yine zevkli okunabilir. Bunu Refet Barutçavi, Muvazzaf Subay, Yüzbaşı, böyle bir hususiyet özellik keşfettim Risale'nin diyor. 100 defa okusan aynı kitabı 101. defa okumayı insan yine istiyor. Üstad diyor ki, Refet pek doğru söylemiş. Risale-i Nur'un tercümanı, hakiki vazifesinin haricinde dünyadaki istikbaliyata, gelecekte vuku gelecek olaylara ara sıra bakması bir derece zahiri bir müşevveşiyet karışıklık verir. Mesela bundan 30-40 sene evvel diyordu, bir nur gelecek, bir nurani alemi göreceğiz deyip o mana geniş bir dairede ve siyasette tasavvur edilmiş. Hem bundan 14-15 sene evvel dinsizliği çevirenler müthiş semavi tokatlar yiyecekler diye büyük, geniş, küre-i arz dairesindeki bu dehşetli hadiseyi dar bir memlekette yani Türkiye'de ve mahdut sınırlı sayıdaki insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki istikbal daha sonraki gelecek zamanlar o iki ihbar-ı gaybiyeyi gaybtan verdiği haberleri tasavvurunun pek fevkinde tefsir ve tabir eyledi. Hakikaten Bediüzzaman Hazretleri İslam ümmetinin en çok ümitsizliğe giriftar olduğu zamanlarda insanların ümitsizliğini ümide çevirmek için ümit var olunuz şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır demiş. Ve işte ben bir nur görüyorum, istikbaldeki bütün karanlıkları dağıtacak. Böyle müjdeler vermiş. Peki o verdiği nur neymiş?
ve alem İslam'ın başına darbeler vuran dinsizler, zındıka cereyanları çok şiddetli tokatlar yiyecekler diye de söylemiş. Peki onlar neymiş? O nur ne? O dehşetli dünya çapındaki tokat ne? Bunların da izahını yarın akşam okuyalım. Çünkü vaktimiz burada tamam oldu. Gerisini yarın akşama bırakalım inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimül hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.